Herkese selamlar dostlar. 13 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdealleri ve yüksek oranlarıyla bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Aklınıza yatanları alabilirsiniz. Güzel oranlar var. Genellikle ideal tercihlerden ve mücadelelere söyleyeyim. Genellikle tek tercih yapacağım. Öncelikle bunu da belirteyim videonun girişinde. Bir skor yarışmamız var. O skor yarışmasıyla başlayalım. Daha önceki Paris mücadelesinin maç skorunu bilen arkadaşımız zaten Harun Dilek isimli arkadaşımız. Burada ismini yazdım. Instagram üzerinden bana yazarsa kendisine katıl grubunun Telegram linklerini ileteyim. Gruplarımıza dahil olsun Ekim ayı boyunca. Sizlere de Fenerbahçe'nin AEK Larnaka ile Fenerbahçe'nin maçı var. Maç skoru, ne, maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Yorumlarda katılırsanız eğlence olur bir nevi. Bilen bir arkadaşımızla bilenler arasından da ödüllendiriyoruz. Takımımızın maçıdır. Türkiye'nin maçıdır. Burada kazanmasını bekliyoruz. Ben de zaten o yönde bir tercih yapacağım. 2-0'da beklentim var maç hakkında. Belki 2-1 yazıyorum maça. Geçtim bunu. Şimdi raporla başlayalım da ekrana bir tablo gelsin. Şimdi skorları ekrana getirdim arkadaşlar. Yani gün oynanan maçlardan bakın. Öncelikle hiçbir maç üst olmadı. Ne Paris, ne City, ne Real Madrid, ne de Milan gol atabildi mesela. Dortmund da kazanamadı. Leipzig'in KG de olmadı. Yani bu fikstürde bazen böyle bütün sonuçlar ters çıkabiliyor. Hepsi alt bitti mesela. Hepsi 2-3 gol bitti neredeyse City maçı hariç. Gerçekten zorlanıyoruz. Ben de kupon tutturamadım mesela maçlar hakkında. Verdiklerim yattı. Sadece şey geldi mesela. Salzburg'un 2-3 golünü ben tekli olarak yazı halinde attım. Salzburg'un 2-3 golü geldi. 1-1 de skor bekledim yazdım. Zaten doğrudan 1-1 bitti. Ama dediğim gibi sıkıntı olduğundan dolayı yani ben sanmıyorum kendi yaptığınız kuponlarda çok başarı sağladığınızı düşünmüyorum. Ayrıca hepiniz yapıyorsunuzdur. Çok zor bir gündü. Tamamen kasanın kazandığı bir gün oldu. Bakalım umarım telafini, telafisini yapalım ve UEFA'dan çıkartalım diyorum bu maçları. 9'da 9 çekelim çıkartalım diyorum. Geçtim. Şimdi 9 adet mücadelemiz var. 2, 4, 6, 8, 9 aynen. Dediğim gibi tek tercih yapacağım. Sizlerden ricam videoları atacağınız like'tır. Şöyle like butonuna bir basın. Sabah sabah öğlen saatlerinde yüklemiş olacağım bu videoyu. Saat 10.49-12'ye yetiştirmeye çalışacağım inşallah. Hadi bakalım. aK ile Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe bu maçta ne yapar? Bunu bahsedelim. Oranla herhangi bir değişim yok. Dün de oran aynıydı. Ben çıkardım. Yine 12'si sabah bugün. Aynı şekilde oranlarda herhangi bir değişim yok. Bayiste de oranla değişiklik yok. Fenerbahçe ne olursa olsun bu arada AK takım burada. Ben Kıbrıs takımı olduğunu bahsettim. Kıbrıs takımının çok iyi işler yapamadığını bahsettim. Genellikle vasat bir futbol sergiliyor. Vasat ortalama demektir bu arada. Ortalama bir futbol sergiliyor ama AYK kendi standartlarının üstüne Avrupa'da biraz çıktı. Oynadığı takımlara karşı zaten gruplara kalma başarısı. Playoff'larda iyi başarı gösterdi. Fakat Fenerbahçe kaliteli bir futbol sergiliyor ve grup aşamasında Ren ve maçları var. Sen AEK'yi yenisin ki burada. E, grupla lider çıkmak isteyelim. Ki geniş bir rotasyonu da var. Fenerbahçe bence burada yenmeyi oynayacaktır. Dediğim gibi skor 2-0 veya 2-1 bandında bir Fenerbahçe galibiyeti çıkabilir. Fakat ben burada deplasmanın atacağı 2 gole girmek istiyorum. Fenerbahçe biraz zorlanabilir. Şu yönden zorlanabilir. Pozisyon açısından çok zengin pozisyonlar giremeyebilir. Yani 4 veya 5 gol pozisyonuna girebilir. Normalde neye giriyor? 7-8 tane gol pozisyonuna giren bir takım Fenerbahçe. Burada 4 veya 5 gol pozisyonuna girebilir. Oran da güzel. Riski alalım diyorum. 1.70 gibi oranı var 1.69'dan. Deplasman 1.5 üstü alalım diyorum. Feyenoord'la Midland mücadelesi. Bu grupta da ortalık karışık. Feyenoord en son deplasmanda galip geldi. Ee, pardon 2-2 bitti o mücadele pardon. Hemen pardon düzeltelim. E, golli bir maç bekliyorduk. Üst tercihini yapmıştık. Zaten başarılı olduk. 2 2 bir iki yerden geldi sanırım o mücadelede. Feyenoord kendi evinde. Feyenoord'a baktığım zaman da bir rotasyon yapmış mı diye baktım. En gol ismi takımın Danilo. Son başında mesela Avrupa Ligi'nde oynadığı Danilo'yu dinlendirdi. Oyuna dahi almadı mesela o mücadelede. Galip de gelmesini bildi. Zaten İşler yoluna giderken alma gereği duymadı. Birkaç tane daha oyuncuyu da rotasyona çoktu. Feyenoord takımı aynı şekilde. Defans hattında özellikle. Ben Feyenoord'un kendi evinden dolmasından dolayı mücadele üste gider mi? gider bence. Fakat şöyle düşünüyorum. Üste giderse burada kim üste götürebilir? Feyenoord takımı götürebilir. O yüzden ev sahibinin atacağı 2 gol burada 1.38 gibi oranı var. E, ev sahibinin atacağı 2 gol burada 1.38 gibi orandan alabiliriz. Ayrıca bir tane yüksek oran yapmak istiyorum bu mücadeleye. Eğer beklenti dahilinde geçerse bu mücadele ilk yerden 2 gol olma şansı da bence var. Onun da oranı arkadaşlar şöyle ilk yarı 1.5 üstü oran 2.06'da onun oranı var. Aklınızda bulunsun ama ben Feyenoord tarafındayım. Karabağ ile Olympiakos mücadelesi. Karabağ son maçında dedim ya Karabağ'ın bir golünü alalım diyerekten ben Karabağ'ın Avrupa'da nasıl oynadığını biliyorum ki lig maçında zaten şunu da söylemiştim sizlere. Karabağ ligin çok üstünde bir takım. Son maçında bir 0 galip geldi. Yani full rotasyon vardı. Kadi, Zubir, e, ee, Kıvan Bena, Ankara gücündeki o forvet. O zamanında Ankara gücünde oynamıştı bir iki yıl içinde. 2 yıl önce sanırım. Yani Karabağ çok önemsiyor Avrupa'yı. Grupta da zaten burada iyi işler çıkarmaya çalışan bir Karabağ var. Zirveye oynuyor bu takım şu an. Yani birinci olarak çıkmaya çalışıyor. Ben Karabağ'ın da kendi evine doğrudan galibiyetini bir düşünüyorum. Karabağ iyi oynuyor. Taraftarı da çok destekliyor özellikle. Özellikle Azerbaycan yazıyor bana şimdi. Çok Azerbaycan'dan yazan var. Karabağ'ın tersine bir tercih yaparsam yani onlar direkt yazıyor. Karabağ böyle geleceğiz, basacağız, hatta Bak Azerbaycan'dan gelirim, seni şey yaparım falan o muhabbet de var ya. Velhasıl kelam Azerbaycanlı arkadaşlarımıza selam olsun. Çok da Instagram'dan mesaj atıyorlar katıl grubuna geleceğim vesaire tarzında da. Selam olsun. Ben burada Azerbaycanlıların yanındayım. Karabağ'da doğrudan galibiyet. 1.59 gibi orandan sevgiler diyelim onlara da. Diğer mücadele Başakşehir ile Riga Skola mücadelesi. Ben burada 1.09'dan Başakşehir'e gitmem. 4.5 altında bir de yapmam burada. Taraf tercihi de almam. Başakşehir yenerse zaten burada 2-3 gol bandında yenebilir diye düşündüğümden dolayı doğrudan yüksek oranlı bir tercih yapmayı düşünüyorum burada. 2-3 gol tercihini burada değerlendirecekler 1.83 gibi oranı var. Yüksek oranlı tek tercih olarak değerlendirdim bu mücadeleyi. Skor beklentim 2-0'lık bir Başakşehir galibiyeti. ilk golü atar. gaz biraz basmaya çalışır. Serdar Güller basar sağdan. Orta hop Deniz Türüç Okaka veya Kenny biri sallar 2-0 biter diye düşünüyorum. 2-3 gol tercihini alalım. French Varoş Kızıl Yıldız mücadelesi. Geçen maç hatırlıyorsunuz ben kombineme koydum bu mücadeleyi. KG var olarak değerlendirmiştim. Ulan maç 4-0'a geldi hala gol yok. French Varoş biraz daha kaliteli bir ekip olduğunu söylemiştim. Fakat takım oyununda Kızıl Yıldız takımı gerçekten daha iyi sergiledi. Şu an kendi evinde olduğundan dolayı daha baskın mı French takımı izleyeceğimizden dolayı. Ben mücadele yine beklentisi zaten sizlere 2-2 skor olduğunu belirteyim sizlere. O yüzden KG var tercihini 1-53 gibi orandan tekrardan idare alırım. Hatta yarın kombineme de koyarım. Kombinin ilk maçını vereyim sizlere hatta. kombine oluşturmuyorum videolarda artık. Katıl grubunda oluşturuyorum. Ama KG var olarak bekliyorum bu mücadeleyi. Trabzon'la Monaco mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma. Trabzon takımı yuhlamaya başladı. Fark ettiyseniz son maçta 0-0 biten lig maçında. Ulan oyuncu oyunda yuhluyor. Çıkıyor yuhluyor. Giren oyuncu da yuhluyor. Abdullah Avcı açıklama yaptı zaten. Ya diyor yuhlasınlar diyor da beni yuhlasınlar diyor. Giren oyuncuyu yullu da motive edemezsiniz diyor yani. Anca düşürürsünüz bu adamı diyor motivasyon olarak da. Haklım haklı. Trabzon taraftarı önünde burada Monaco ile oynayacak. Yani Trabzon'da bir reaksiyon vermesi lazım oyun olarak. Yusuf Yazıcı mesela geçen canlı bahis verdim. İlk kere 0.500 Kasımpaşa maçıydı sanırım. Yani sağdan geliyor. Taça atıyor. Abi biraz daha dikkatli odaklanın yani biraz daha iyi olmaları lazım. Şart yani bu Trabzon açısından. Şampiyon olduğunuz şampiyon takım gibi oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Trabzonlu arkadaşlara sevgiler. Biraz daha düzelmesi lazım Trabzon ama ben Trabzon'un burada gol atmasını bekliyorum. Hatta maçın beklentisi şu yönde onu belirteyim. 2-0'lık Monaco galibiyeti. Yani Trabzon'a gol yazmamışlar. indeks beklentisi. Ama ben Trabzon'un gol atmasını bekliyorum. Şöyle bir eksiklik var. Onun da eksikliğini yaşayacaksınız. Maxi Gomez bu maçta olmayacak. Hatta ideal 11'e şey yazmışlar. Abdülkadir Ömür'ü yazmışlar hücum hattına. Ya muhtemelen Umut Bozok oynamaz mı o maçta ya? Ben Dur o eleman ne durumda? Ona hemen, hemen bir saniye bakıyorum arkadaşlar. Ben Umut Bozok oynar diye düşünüyordum da şey yazmışlar. Trabzon'u yazmışlar oraya. Tekrar bakayım. Umut Bozok'un herhangi bir cezası var mı diye. Aynen Gomez, Dorukan, Umut Bozok, Umut Bozok oynar. Abdülkadir Ömür yazmışlar ideal 11'e. Burada neden öyle bilmiyorum. Forvet hattına, oradan Santrofor'a 4-2-3-1 oynuyor ya. Ama KG bekliyorum bu maçtan. Geçtim, uzatmayalım. PSV ile Zürich mücadelesi. PSV grupta yaptığı hataları yavaştan çıkarmaya başladı gibi düşünebiliriz. Çıkarmaya başladılar. İlk maçta Bodoy'u mesela kendi evinde yenemedi. Son maçta Zürih'e 5 attı. Bu maçta nasıl bir oynar? Şöyle herhangi bir rotasyona gitmedi. PSV takımı hafta sonunda oynadı. Züriye'ye göre zaten iyi bir takım. Yani gelirse burada PSV takımı geçen de ilk yarıda çok muazzam oynadı. İlk yarıdan galibiyetini alabiliriz. Herhangi başka bir ideal çıkmaz bu mücadele. İlk yarı 1 olarak 1.42 gibi orandan değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Diğer mücadele Ludogorets Helsinki mücadelesi. Ben Ludogorets'in Helsinki'den daha iyi bir takım olduğunu biliyorum arkadaşlar. Son maçta da berabere kaldılar bir bir. Dengeli bir oyun vardı. Maçın özetini izledim. Ludogorets Helsinki'de az pozisyonlara girdi. Fakat girmesini başardı bir şekilde. Ama Ludogorets deplasmanla ezilmedi. Şimdi kendi evinde gruba baktığımız zaman da burada Roma var. Helsinki Roma var. Real Betis var. Şimdi orada burada Roma'ya farkı açması lazım. Ben burada zar zor olsa resin kendi evinde galip gelmesini bekliyorum. Onlar da ufak tefek rotasyonlara gitmiş kadroda Helsinki'li oyuncu için hafta sonunda oynadığı maçta. Bu maçta da ben doğrudan galibiyetini Matsu'nu 1-1-38 bir gibi orandan öneriyorum. Bol şanslar. Gelelim güzel bir mücadeleye. Bu maçın da gelmesini bekliyorum bu arada. Bakın en gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesidir. Şimdi böyle dedim diye alırsınız yatarsanız bana da küfür edersiniz. Sağlık olsun ama anlatacağım. Nis takımı Slovakka oynayacaklar. İlk maçta sanırım kazandılar bunlar. Doğru mu? 1-0 gibi. Yanlış bilgi vermeyelim. 1-0 kazandı aynen dep basmanda. Şimdi Nis takımı arkadaşlar. Nis, Nice, nasıl? Ben Nice takımı. Nis orada bir yer Nice diyordum. Düzeltmişler diye. Velhasıl kelam. Partizan, Köln, Nis. Bunlar üçü yarışıyor zaten. Bunun grubun avantaj, avaraj takımı olarak Slovaçko'yu görebiliriz. Slovaçko takımını da nerede izledik biz? Fenerbahçe karşısında izlemiştik. Her iki maçını takip etmiştik. Ondan ziyade benim e, önem arz etmek istediğim yer şurası. Nis takımı arkadaşlar Avrupa'yı gerçekten önemsiyor bu sezon. Avrupa'yı önemsediği için yani Avrupa'da da bir işler zaten ligde pek bir iş yapamadılar. Sizler de farkındasınızdır. Kadrosu da kaliteli. Biz en azından burada Avrupa'da bir işler yapalım diyerekten de oynuyorlar. Ve ideal 11'i her zaman çıkarttılar bu maça kadar. Sağlam kadroyla çıkarttıkları için ben burada Nis'in atacağı yine ideal bir 11 çıkacaktır diye düşünüyorum. 1.39 gibi oranlar Nis'in atacağı 2 golü değerlendirmenizi öneririm. Nis takım burada bence en az 2 gol atar. Skor beklentim 2-0. Toplamda 9 adet mücadele anlattım arkadaşlar. İdealden yüksek oranla anlattım. Zaman ayırdığınız için teşekkürler. Hemen 2 saniyede bir beğeni tıklatı tıklatıverin oradan bir 400'ü geçelim. Ve sizlerden teşekkür ediyorum mesajlarınızdan dolayı her türlü her açıdan dolayı. Herhangi bir kombine oluşturmadım ama güzel ideal maçlar anlattım. Kombineleri katıl grubunda 2 kom iki tane ideal kombine bir tane de tekli yüksek oran olarak öneriyorum. E, ara ara burada önereceğim de şu anlık oradan devam ediyoruz. Değerlendiren herkese bol şanslar. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.